Merhabalar. At Filmatına ikinci bölümde devam ediyoruz. İlk bölümde Şah'ın filin rengindeki köşelere gitmesi gerektiğini söylemiştik. Yani örneğimizde A8 veya H1 karesi. Siyah şah da tabii ki siyah köşelere kaçmaya çalışıyor. Şimdi amacımız H8'deki şahı A8 karesine sürüklemek. Bunu da yine at, fil ve şahın işbirliğiyle yapıyoruz. Önce şah, pardon, at G8. Şimdi H8 karesine artık oynayamıyor. H7 karesine fil yüzünden oynayamıyor. Mecburen şah G8. Şimdi ise H7 karesine ulaşmasını engelleyeceğiz. Bunun için boş bir hamle yapıyoruz filimizde. Fil D3 ve şah F8 oynadığında şimdi hamlemiz fil H7. Bir aile önemli. Artık oynayabileceği tek yer E8. Şah E8'e. İşte burada çok kritik bir hamlemiz var. Şah D7, C6 yoluyla kaçmaya çalışacak. Birinci sıradan kurtulup tekrar A1 karesine ulaşmaya çalışacak. O yüzden hamlemiz at E5. Ve şah F8 oynasa yine at D7 şah diyeceğiz. Şah D8'e. Şahı yaklaşıyoruz. Şah E6 ve şah C7. Yine şah kaçmak istiyor ve çok kritik bir hamlemiz daha var. B6 ve C7 karelerini koruyabilmek için at D7 ve şah B7. Şah C6 fark etmiyor. Şimdi ise şah çekmiyoruz kesinlikle. Fil D3. Ve gördüğünüz gibi A6, B6, C5 ve 5 kareleri tutulmuş durumda. Şimdi şah C6'ya fil A6 oynuyoruz. Beyaz karelerden kaçamıyor. Şimdi fil A6'ya şah C7 ve şimdi de yine önemli bir hamle fil B5. C6 karesini de artık gelemiyor. Şahın hareket alanı bir aile kısıtlandı görüyorsunuz. Şah D8. Şimdi tekrar kaçmaya çalışacak H8 karesine. Şimdi burada iki tane temel devam yolu var. Birincisi en yaygın olanı at C7. Pardon. At B6 oynuyoruz. Ve şah E8 karesine oynayamıyor. Fil var. Şah C7 oynayacak. Ve şimdi at D5 tekrar at ve fil gördüğünüz gibi şahı kesinlikle geçirmiyor. Şimdi at D5'e de şah D8 yine şah D6 oynuyoruz. Bundan sonrası zaten birinci bölümde paylaştığımız konuma gelmiş oluyor. Şah C8'e, şah E7 devam ediyoruz. Şah B7'ye, şah D8. Şimdi şah B8'e çok önemli bir hamlemiz var. Fil A6, sadece iki kare kaldı. Şah A7'ye, fil istekte zaten. Fil C8. Şahı iki karenin dışına çıkarmıyoruz.
Ve şah B8 oynandığında ise at B4, şah A7 veya A8'e fark etmiyor. Şah C7 oynayacağız. Şah A8'e artık mat zamanı fil B7 ve şah A7'ye at C6 ile mat yapıyoruz. Şimdi şah D8'e iki temel yol var demiştim. Bu ikincisi diğerinden iki hamle daha fazla uzun sürüyor. Ancak aynı yöntem köşeden çıkarttığımız gibi şöyle at B6 değil de şah D6 oynuyorum. Şah C8'e zaten problem yok. Şah E8'e gittiğinde F7 karesinden kaçacak. Fil C4 ile engelliyorum. Şah D8'e fil F7 aynı köşeden çıkarttığımız gibi. Şah C8'e şimdi B7'den kaçacak. At yardım ediyor. At C5. Şah D8 oynarsa at B7 ile yine bakın köşeden çıkarttığımız gibi yani tek yöntem kullanmış oluyoruz neredeyse. Şah C8'e şah C6. Şah B8'e şah B6. Burada da siyah şahı birinci sıradan hiç dışarı çıkarmadan devam ediyoruz. Şah A8'e yine köşede kaldı. At C5. Şah B8'e C8'den kaçacak. Fil E6. Şah A8. Şimdi fil C8. Az önceki varyantta A6'da gerçekleştirmiştik aynı fikri. Şimdi şah B8'e fil A6. Şah deme temposunu yakalayacağız ve de tabii filin hem A8 hem C8 karesini denetlemesi şart. Şah A8 oynadığında fil B7 şah. Şah B8'e at A6 veya at F7 ile mat yapıyoruz.